Türkiye'de aslında dünyada da ücretlerde muazzam bir gerileme var ama Türkiye'de hem demokratik haklarda hem de işçi ücretlerinde çok büyük gerilemeler söz konusu. İşçiler artık neredeyse yaşama umudunu kaybetmiş, yaşama sevincini kaybetmiş durumda. Her gün 5 tane işçinin ortalama hayatını, iş cinayetini kaybettiği bir ortamdayız Türkiye'de. O nedenle 1 Mayıs 2024 hem demokratik mücadele açısından, hem ekonomik mücadele açısından, hem de yaşama mücadelesi açısından işçi sınıfı için çok önemli bir noktaya denk geliyor. Bir taraftan emekçiler, diğer taraftan da emekliler. Bana kalırsa Türkiye çapında bir mesaj verdiler iktidara. Artık bu iktidar yönetemez hale geldi. Seçim sonuçları da bunu net bir biçimde gösterdi. Yani Türkiye'de yaşayan toplam nüfusun %65'inin yaşadığı kentler muhalefete geçti. Bu çok net, çok açık bir mesajdır. İktidara biz sizi istemiyoruz. Artık bu iktidarın değişmesi gerekir. Yeni bir iktidar istiyoruz mesajı çok açık ve nettir yerel yönetim seçimlerinde. Şimdi bu ortamda gidiyoruz. Talebimiz de bu olacaktır. Yani bu düzen değişmeli. Bu mantıkla bu ülke yönetilemez. Yeni bir anlayışla demokratik ve ekonomik taleplerimizi yerine getirecek yeni bir iktidar talebi vardır Türkiye işçi sınıfının. İstanbul'un özellikle emekçilerin yoğun yaşadığı bütün havzalarında bir taraftan DİSK genel merkezi ve bölge temsilciliği olarak bir taraftan da DİSK'e bağlı bütün sendikalarımız Taksim Meydanı'na çağrı açısından afişleriyle, bildirileriyle, ajitasyonuyla, sesiyle ve fabrikalarda bildiri okuyarak bu Taksim Meydanı'na çağrılar devam ediyor. Bütün emekçileri, bütün halkı, emeklileri, memurları Taksim Meydanı'na birlikte 1 Mayıs'ı kutlamaya davet ediyoruz. Şimdi 1 Mayıs gerçekten işçiler için çok önemli. Hele ki Türkiye'de şu anki bu sorun, bu şartlarda, bu krizde bizim açımızda çok önemli. Taksim'de olmak, milyonlarca insanla bir arada olmak, binlerce insanla bir arada olmak gerçekten hayati bir şey, hayati haline geldi. Çünkü hepimizin bir sorunu var. Biz inşaatta çalışırken sürekli ölüyoruz. Ölmeyenlerimiz sakat kalıyor. Kimi tekstilde, fabrikalarda elinden, kolundan, bacağından oluyor, gözünden oluyor. Evimize ekmek götüremiyoruz. Kiralarımızı ödeyemiyoruz. Kürtlerin ciddi anlamda kimlik sorunu var. Her yerde şiddete maruz kalıyor. Kimliğinden, dilinden dolayı ötekileştiriliyor. Yine Alevilerin öyle. Biz bu sene, biz 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda olacağız. İşçilerin olduğu, işçilerin olması gereken bir yer çünkü. Orası işçileri kapatılmaz bir yer. Biz 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız. Çünkü yıllardan beridir işçiler bütün sömürülen emeğine karşı her zaman Taksim'e gitmek, oradaki isyanını dile getirmek istiyor, haklarını talep etmek istiyor. Biz de 1 Mayıs'ta burada bütün herkese çağrımızdır, bütün işçilere çağrımızdır. Hepimizin iş yerinde sorunları yaşıyoruz. Ailelerle geçinemediğimiz için problem yaşıyoruz. Ciddi anlamda bir kriz var. Krize karşı, yoksulluğa karşı, iş cinayetlerine karşı, doğa kırımına karşı, işçi kırımına karşı 1 Mayıs'ta sesimizi yükseltelim. 1 Mayıs alanında buluşalım. Taksim Meydanı'nda buluşalım.